Sayın seyirciler, bambaşka bir konuyla, bambaşka bir gündem maddesiyle devam ediyoruz. Şimdi gündem artıya. 50 yıllık 657 sayılı devlet memurları kanunu tamamen değişecek. Peki yeni memur yasasında ne gibi değişiklikler öngörülüyor? Türkiye Kamusen İstanbul Şube Başkanı Sayın Mustafa Kavlu'yla konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. 50 yıllık yasa neden değişiyor? Yani ihtiyaç doğrultusunda yani şöyle, siz bekliyor musunuz, nasıl bakıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, tabii bu yasayla ilgili 657 sayılı devlet memurları yasası ile ilgili değişiklikler yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Daha önceki Çalışma Bakanımıza biz 80 madde teklifte bulunduk. Yani şu maddelerde değişiklikler yapılabilir diye biz o tekliflerde de bulunduk. Çalışma hayatındaki bazı şeyleri düzenleyen, onlar içerisinde mesela memurların ek ödemeleriyle kat sayıları ilgili tekliflerimiz de vardı bu yasaya bağlı olarak. Mesela özellikle çok biraz sonra ondan da bahsedeceğiz. Evet. 3600 ek göstergeyle ilgili taleplerimiz de bunun içerisindeydi. Değişiklikler yapılabilir. Fakat şöyle bir şey var. 657 sayılı devlet memurları kanunu değişecek dediği zaman 2003, 2005 ve 2008 yıllarında da bu gündeme geldi. Ve biz o zaman çok sert tepkiler gösterdik ve geri çekildi. Bu Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce tekrar gündeme geldi buradaki değişiklikler. Hükümetin uzun zamandır çalışma hayatı ile ilgili bir düzenleme çalışmasını biz biliyoruz. Oradaki çalışanlar ifadesini koyarak yasaya devlet memurlarındaki iş güvencesini kaldırmaya yönelik bir çalışma var. Bizim karşı çıktığımız hadise bu. Bizim iş güvencemizle ilgili olan. Biraz önce de haberlerde seyrettik, burada tabii hangi ihtiyaçtan doğdu bu? Bu devlet memurlarının ihtiyacından doğmadı. Özellikle 17-25 Aralık soruşturmaları ile ilgili bir takım memurların görevden alınmasıyla ilgili bir süreçte bunu hızlandırdığını biz tahmin ediyoruz. Yani şöyle bir ifade kullanılmıştı. Biz istediğimiz kişiyi, devlet memurunu kapının önüne koyamıyoruz. Böyle bir yasa olur mu? Hı hı. Evet, böyle bir yasa olur. Siz istediğiniz kişiyi kapının önüne koyamazsınız. Neden koyamazsınız? Çalışma hayatıyla ilgili bir sıkıntı varsa, memurun bir suçu varsa o zaman görevden alırsınız, bağımsız mahkemelere gider. Eğer aklanırsa gelir, görevine devam eder. Hı hı. Yani burada yapılan hadise... devlet memurlarının yargıya gitme hakkını elinden almadır. Aslında 657'de böyle bir ifade yok. Yani biz hepimiz söylüyoruz, iş güvencesi diyoruz ama önemli olan burada yargının kararı, yargıya gitme hakkımızı elimizden alma meselesi olursa biz buna çok sert bir tepki gösteririz. Olduğu gibi daha önce de biliyorsunuz tam Cumhurbaşkanı... İş güvencesi dediğiniz husus bu ve özellikle de 17-25 Aralık sürecinde özellikle emniyette yapılan işte görevden almalar... Evet. Bu süreçte aslında bu yasanın üzerinde yapılacak değişiklikler noktasındaki çalışmaların hız kazandığını siz düşündüğünüzü ifade ediyorsunuz. Yani şu var, şimdi bu polis memurları suça bulaşmışlarsa görevden alacaksınız ve bunlar yargıya gidecekler, yargılanacaklar. Suçları varsa cezalarını çekecekler, suçları yoksa görevlerine dönecekler. Yer değişiklikleriyle ilgili de son dönemde pek çok mesela emniyet mensubunun yerleri de değiştirildi. Hı hı. Onunla ilgili de bir düzenleme öngörüyor mu yeni yasa size bu anlamda bir yolaştı mı? Zaman zaman tabii memurların yer değiştirmeleriyle ilgili yönetmeliklere bağlı olarak yer değiştirilebilir. Memurlar hatta biliyorsunuz öğretmenlerle ilgili en son bir rotasyon kararı alınmıştı, yönetmeliğe kondu. Hı hı. Bu kısmen uygulandı, uygulanamayan tarafları oldu. Bu yönetmeliklerle olabilir ama şu var, keyfi olarak ben sizi buradan aldım şuraya verdim yönetmeliğin dışında bir tasarruf o zaman yargıdan döner. Burada tabii çalışma hayatında idare ile çalışan arasında bir sıkıntı olduğu zaman ne yapacak? Burada çalışan güçsüz olan taraftır, idare güçlü olan taraftır. Ama güçsüz olanın hakkını kim koruyacak? Yasalar koruyacak, kanun koruyacak, idari mahkemeler koruyacak. İdari mahkemelerin oluşmasının sebebi de budur. İdari mahkemeler niçin vardır? İşte bu hak arama hadisesinde vardır. Yani zayıf olanın hakkını nereden alacaksınız? İdari mahkemelerle alacaksınız. Yani biz diyoruz ki memurun bu güvencesini almayın, dokunmayın. Hı hı. Bu da iş güvencesi kapsamında tabii, bu da iş güvencesi. Yani, görevden almalar var ama bir taraftan da mesela bu 17-25 Aralık sürecinde sürgün edildiği ifadesi tekrar hani çok fazla tabii konuşulmaya başlandı. Soğuk, keyfi uygulamalar noktasında yargıya muhakkak ki memurların gitme hakkı olmalı. Bu anlamda siz bir problem yaşanması endişesi taşıdığınızı ifade ediyorsunuz. Evet. Eğer bu değişiklik hayata geçerse. Bu değişiklik merak ediyorum. Sık sık değişen bir yasa mı bu? 657 sayılı yasa.
50 yıldır büyük bir yasa ama içinde zaman zaman değişiklikler tabii yapılıyor. Tabii çok maddeleri olan büyük bir yasa. Zaman zaman toplumun ihtiyaçlarına göre, zamanın ihtiyaçlarına göre yasalarda değişiklik yapılabilir. Bunda bir şey yok. Geçmişte çalışma, yani bu son dönemde yapıldı mı? Zaman zaman değişiklikler yapılmıştır, yapılabilir. Onda sıkıntı yok. Ama biz diyoruz ki burada temel hadise şu. Kitlendiği noktayı biraz önce buraya gelirken ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne uğramıştım. Orada bir memur arkadaşımız dedi ki başkanım biz çok endişeliyiz. Bu yasa değişerek bizim iş güvencemiz kaldırılacak. Böyle bir şey var mı diye endişeyle soruyorlar. Şimdi bu çok ciddi bir travma. Hı hı. Yani insanlara birileri bunu kullanıyor da. Yani şöyle söyleyeyim özellikle son zamanlarda milli eğitimde ve diğer devlet memurluklarında bir paralel yapı oluştu. Bu paralel yapı bir paralel sendikadır. Bu sendika bütün bu tasarrufları yapan, biraz sonra yapılan hadiseleri de, hukuksuzlukları, kanunsuzlukları da sizinle paylaşacağım. Dolayısıyla şöyle bir şey var, kurumlar dolaşılarak bak yakında iş güvencesi kaldırılacak. Siz iş güvencenizi istiyorsanız bizim sendikamıza üye olun söylemleriyle kurumları dolaşıyorlar. Bu son derece utanç verici bir durum. Buna biz karşı çıkmamız lazım. Yani buna sessiz kalmamız mümkün değil. Sonuna kadar direniriz. Yani 450 bin üyemizde. Hangi sendikadan bahsediyorsunuz? Malum sendika. İşte bu eğitim birsen, memur sen kastettiğim hadise. Memur senin hadisesidir. Dolayısıyla bu söylemler çok son derece çirkin. Yani insanların ekmeğiyle oynayamazsınız. Alın teriyle oynayamazsınız. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii bu neye götürür bizi? İş güvencesini kaldırdığınız zaman hak arama mücadelesini de ortadan kaldırmış olursunuz. Hı hı. Bakın, temel hassasiyetiniz iş güvencesi. Evet, konusu. Kesinlikle iş güvencesi. Yani temelde iş güvencesi. Bizim en önemli dayanağımız bu kanundur. Bir de şu vardır. Yani devletin hafızası devlet memurudur. Devlet memurunu siz iş güvencesini kaldırırsanız devletin hafızasını da ortadan kaldırmış olursunuz. Devlette bakın, devamlılık evet, esastır. Kesinlikle. O yüzden zaten bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. İş güvencesi çok önemli. Siz de altını çiziyorsunuz ve hassasiyetini kesinlikle. Çiziyorsunuz. Kesinlikle. 13 yıl önce devlette taşerona çalışan kişi sayısı 20 bine yakın. 20 bin değil. Devlette taşerona çalışan sayısı. 13 yıl sonra ne olmuş? Bugün baktığımız zaman devlette taşerona çalışan kişi sayısı 720 bin. Bu şu anlama geliyor. Bu birilerinin üzerinden birilerinin kazanç sağlaması. Yani taş atmadan, koruyor olunmadan birileri onun üzerinden çalışanın alın teri üzerinden şey sağlıyorlar. Gelir sağlıyorlar. Yani siz orada çalışana 1800 lira 2000 lira vermeyeceksiniz. Ama taşerona 2500 lira verip çalışana 1000 lira vereceksiniz asgari ücret ve onun üzerinden o taşeron para kazanmış olacak. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Taşeronlarla ilgili mesela bir düzenleme söz konusuydu ama daha sonra yapılan hani asli görev sanıyorum. Siz beni düzeltin lütfen. Yapılan yeni bir tanımla aslında hani amacına hizmet etmediği tam anlamıyla istenileni vermediği o düzenlemenin. Belirtiliyordu. Evet siz takip ediyorsunuz. Yani sizin değerlendirmeniz evet. Nedir? Teşekkür ederim. Konuyu yakından takip ettiğiniz anlaşılıyor. Orada tabii 720 bin taşerondan bu düzenlemeyle asli görev vesaire düzenlemesiyle bu da 100 bin kişiyi ifade ediyor. Bu 100 bin kişi. Normalde kaç kişi kadrolu statüsüne alınacaktı? Yani eğer bu, beklendiği şekilde ya bu 720 bin kişi söz konusu olan taşerona çalışan kişi sayısı 720 bin. Ama bu düzenleme 100 bin kişiyi ilgilendiriyor. Yani bu 100 bin kişiyi siz kadroya aldığınız zaman daha fare doğurdu. 620 bin kişi ne olacak? Hı hı. Yani bu 620 bin kişinin sırtından birileri para kazanacak, emeğinden para kazanacak. Ama bu insanlar açlık sınırının çok altında bir ücrete devam edecekler. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Taşeron sistemine son veriliyor diye büyük bir heyecan yarattı ama siz diyorsunuz bu, ki daha fare doğurdu. Bu söylemler evet kamuoyunda. Şu anda son durum nedir? Bu 100 bin kişi peki kadrolu statüsüne geçti mi? Hayır daha düzenleme henüz daha yapılmadı. Henüz geçmedi evet. Düzenleme olarak şu anda üzerinde konuşuluyor. Sadece vaat şu anda biliyorsunuz seçimden önce asgari ücretin 1300 liraya çıkması vaat edildi. Sürekli her gün bunlar söyleniyor ama bir türlü gerçekleşmedi. Bakın ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Bu sene tam rakam aklımda değil ama aşağı yukarı Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanı fitreleri açıkladı. Hı hı. Ve o rakamı siz 30'la çarptığınız zaman
Şu anda hükümetin söylediği rakamın daha üzerinde bir rakam çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1500 liraya yakın bir rakam çıkıyor. Yani bu insanlar bu düzenleme yapılsa da açlık sınırının çok altında ücret almaya devam edecekler. Ben size söyleyeyim açlık sınırıyla ilgili notumu da söyleyeyim. Oradan bakın şimdi. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı söyleyeceksiniz. Evet evet. Bir kişinin açlık sınırı 1660 liraya çıkmış. Bir kişi. Evet açlık sınırı 1660. Yani bu 2015 yılı içerisinde 1592 liraymış. 1592'lerden bu Aralık ayına, Kasım ayına pardon bu rakam Kasım ayı. Kasım ayına 1660.23'e çıkmış bir kişinin. 4 kişinin baktığımız zaman yoksulluk sınırını söyleyeyim. Açlık sınırını bir tarafa bırakalım. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 4359 lira 48 kuruş. Bu 4 kişilik ailenin asgari geçimi, yani o hani fidre meblağını ortaya koyarsak işte bu rakamlara tekabül ediyor. Dolayısıyla devlet memurlarına baktığımız zaman öğretmen işte bu açlık sınırının üstünde ama yoksulluk sınırının altında. Yani yeni başlayan bir öğretmen kaç lira alıyor ben size söyleyeyim. Yeni başlayan bir öğretmen 1240 lira civarında, pardon 2240 lira civarında bir para alıyor. Bu 2240 lira neye tekabül ediyor? Yoksulluk sınırı 2157 lira. Yani yoksulluk sınırında. Yoksulluk sınırında bir ücret alıyor. Bir kişinin değil mi söylediğiniz? Yoksulluk sınırı bir kişinin 2257 lirayken bir yeni başlayan öğretmen 2240 lira alıyor ve yoksulluk sınırında işe hatta altında işe başlamış oluyor. Kesinlikle. Yani bu rakamlar ortada. Şimdi biz şunu diyoruz, eğer bir külfet varsa bu külfeti biz devlet memurları ve diğer sosyal kesimlerle beraber hepimiz beraber yüklenmeye razıyız. Ama biz adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Bakın şimdi bu asgari ücret 1300 liraya çıkacak. Şimdi ortalama bilmiyorum evdeki faturalarınıza bakıyor musunuz? Ben mesela baktım. Bakmaz mıyız artık? Bakmamak mümkün. Bu ay şimdi faturaları önüme koydum. Topladığınız zaman zaten. Topladım 850 lira sadece fatura ödediğimiz fatura. Mütevazi bir şey yani iki tane çocuğum var kız çocuğum var. Lüks olarak cep telefonları var işte 40'ar lira 39 lira 40 lira bir şeyleri. Onları da koyduğumuz zaman doğalgaz elektriği suyu vesairesi 850 lira. Asgari ücret 1000 lira. Evet. Şimdi bu taksimi kurt yapmaz kuzulara aşağı olsa diyor Necip Fazıl Kısagül'e. Yani bunun neresini ya çok üzücü bir hadise. O insanlara üzülmemek mümkün değil. Evet. Yani bir de memurlar üzerinden şöyle bir memur yasası üzerinden yine devam edelim neler yansıdı. Siz galiba şimdi, bir ekleme yapacaksınız. Benim de sorularım var sonra. Evet. Şimdi tabii şöyle bir şey var diyor ki memurlar en düşük maaş alan memur hizmetler 1800 lira maaş alıyorlar diyorlar. En düşük devlet memuru 1800 lira maaş alıyor. Ama en düşük işte asgari ücret 1000 lira. İyi ama bu şimdi bunun üzerinden aba altından sopa göstermek bu doğru bir şey değil. Yani biz herkesin insanca yaşayacağı bir rakam. Eğer Türkiye büyümüşse, dünyanın 17. büyük ekonomisi ise Avrupa standartlarında, EU standartlarında. Evet, çok büyük bir değişiklik olmamış. Evet. Türkiye'nin sıralaması hep 17 ile 19 arasında son 10 senedir sanıyorum yanlış bilgi verirsem. Değişmediği gibi daha aşağıya düştü. Düzeltiyorum. Yani Cumhuriyet tarihinin ortalamasının altındayız. Cumhuriyet tarihi ortalamasının altındayız. Büyük bir aşama kaydedilmemiş. Şimdi şunu bir daha vurgulayalım çünkü bunu herkes bekliyor. Özellikle seyircilerimizden. Hem kamuoyu bilgilensin hem memur arkadaşlar bilgilensin. Diyoruz ki evet hükümet 650'ye de değişiklik yapabilir. Bizim de 80 madde üzerinde değişikliği biz hükümete sunduk. Burada bizim üzerinde durduğumuz iş güvencesidir. Asla iş güvencesinden taviz vermek istemiyoruz. Bakın onu söylüyordum. Cumhurbaşkanlığı seçiminden çok kısa bir süre önce iş güvencesinin kaldırılması ile ilgili bir torba yasa hazırlandı. 655 sayılı yasa mıydı? Öyle hatırlıyorum ama önemli değil. Şimdi burada ne vardı? Diyor ki sonra genel başkanımızın o zaman kimlerin iş güvencesiyle ilgili? Memurların iş güvencesiyle ilgili. Tabii iş güvencesiyle ilgili bir düzenleme o yasaya konulmuştu. Yargı kararını alıyordu üzerine. Yargıya gitme kararını alıyordu.
Genel Başkanımız, o zaman Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bunu karşılıklı görüşerek dedi ki bunu yapmayın. Yani tam Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Gerekçelerini de anlattıktan sonra bu kısmen çekildi ama ne oldu? Üst düzey bürokratlar şöyle bir kanun çıkartıldı o torba yasa içerisinde. Denildi ki idare tarafından görevinden alınan bu bürokratlar yargıya gidip olumlu karar haklı bulunsalar dahi hı hı. iki yıl görevlerine dönemeyecekler. Evet. O yasa ne oldu? Bu o yasa şöyle. Oldu en bu son? Böyle bir şey. O zaman çok tartışılmıştı. Böyle bir antidemokratik bir şey bu. Evet. Ve buna milletvekilleri el kaldırdılar. İnanılmaz bir şey. Buna el kaldırdılar. Yani bu yasa geçti. Kazansalar dahi iki yargı yıl. Yargı süreci var mı? Evet. Yargı süreci yıl. Devam ediyor herhalde şu an. Nedir oradaki şöyle, son durum? İki yıl geri dönemeyecekler. Hı hı. Ve bunları biliyorsunuz mahkemeler şöyle karar veriyorlar. Eğer kişiyi haklı bulurlarsa diyor ki bir ay içerisinde yürütmeyi durdurma kararını mahkeme yayınlıyor. Bir ay içerisinde göreve başlatmak zorunda. Başlatmadığı zaman başlatmayan kişi kanun karşısında suçlu olur ve mahkum olur. Onunla ilgili özellikle da, okul müdürlerinin açtıkları çok sayıda dava var. Ona da şu geleceğim. Anda, ona da geleceğim. Ondan sonra dediler ki bunu başlatmayan kişilerin de şeyini kaldıralım. Yani bunu suç olmaktan çıkartalım diye. Bu inanılmaz bir şey. Bu geçti ama ne var? Anayasa Mahkemesi son derece tutarlı bir karar verdi. Dedi ki bu yasamıza, anayasamıza aykırıdır diyerek bunu iptal etti. Böylece geri dönülmüş oldu. Yine o su ısıtılıyor, önümüze getirilecek ama gördüğümüz gibi Anayasa Mahkemesi bizim için de çok önemli. Çünkü 657 sayılı devlet memurlarını bütün bu aslında geçtiğimiz süreçte tartışmalı olarak evet. yapılan bu yasal evet. düzenlemeler 657 sayılı evet. yasadaki değişiklikle birlikte tekrar evet. karşımıza gelecek endişesini ben sizin konuşmalarınızdan evet yani o bütün kamuoyunda böyle bir şey var ama ben diyorum ki kamu çalışanlarına müsterih olun. Anayasa Mahkemesi var. Anayasanın 128. maddesini değiştirmeden ki devlet memurluğuna atıfta bulunan bir yasadır bu 128. madde. Bu yasa, anayasa maddesi değişmeden iş güvencemizi kaldıramazlar, yargıya gitme hakkımı alamazlar. Dolayısıyla rahat olsunlar, kamu sen var, Türkiye Eğitim sen var, yasa var ve Anayasa Mahkemesi var. Ama şimdi yeni anayasa süreci de sık sık dile getiriliyor. Yeni bir anayasa yapılarak acaba bu bahsettiğiniz maddelerde, kanun maddelerinde, anayasa maddelerinde değişiklikle evet. 657 sayılı yasada değişiklik evet. olur hale getirilebilir mi? O şöyle, da bir şöyle soru. Söyleyeyim. Hayırlı bir yasa getirirlerse olur, neden olmasın. Özellikle iş güvencesi konusunda. İş güvencesi evet. Burada halkımız öyle bir şey yaptı ki ben dedi evet size iktidara getiriyorum fakat anayasayı değiştirme maddesini meclisteki partilerle uyum içerisinde getirecek şekilde diye söyledi. Yani bunu iyi algılamak lazım. Meclis aritmetiğine baktığımız zaman meclis aritmetiğinde ancak muhalefetin desteğiyle yasayı, anayasayı değiştirir. Yani burada bir uzlaşma lazım. O uzlaşmada meclisteki, parlamentodaki bütün herkesin ortak kararıyla alınacak bir durumdur. Yoksa tek başına iktidar partisi veya diğer partilerin de anayasayı tek başına değiştirecek bir çoğunlukları söz konusu değil. O bakımdan diyoruz ki hayırlı bir yasa olursa muhalefetiyle, iktidarıyla bu değişiklikler yapılabilir. Yeter ki çalışma hayatında memurun haklarını sağlayacak değişiklikler olsun. Biz neden hayır diyelim ona? Benim özellikle size sormak istediğim bazı değişiklikler var. Çok yakın zamanda basında biliyorsunuz bu konuyla ilgili haberler yer aldı. Yeni memur yasasında neler değişecek noktasında. Siz kendi hassasiyetlerinizi az önce aktardınız. Bir performans sistemi özellikle evet. öngörülen konulardan evet, bir tanesi. Evet, evet, evet. Basında özellikle bu çokça evet. altı çizilen bir konu. Evet. Performansı yüksek memur daha fazla maaş alabilecek. Buradaki performans sistemi tabii nasıl işleyecek? Onun detayları herhalde önemli. O konudaki düşünceniz nedir? Ah ne diyeyim şimdi? Performans deyince şimdi şöyle açıklayayım size. Bu performansa dayalı olarak söylendiği zaman maalesef öyle bir şey var ki her şeyin temelinde adalet olması lazım. Yani adil bir değerlendirmesi evet, bunu nasıl evet, yapılacak? Adalet olması lazım. Maalesef çok üzülerek söylüyorum. Öyle başarılı okul müdürlerimiz vardı ki, öyle başarılı okul müdürlerimiz vardı, öyle başarılı idarecilerimiz vardı.
Bunlara öyle bir kıyım yapıldı ki inanılmaz bir kıyım yapıldı. Yani yasayla kıyım yapıldı. 30 yıllık, 34 yıllık, 35 yıllık, 20 yıllık, 15 yıllık okul müdürleri görevinden alındı. Ve bunlar açtıkları davaları da ve kazandılar. Ve bunlar açtıkları davaların hepsini kazandılar. Ama ve az önce dediğiniz şey yaşandı. Mahkeme süreci hala devam ediyor. Bakın netice itibariyle bir yönetmelik değiştirdiler. Tekrardan okul müdürlerine, müdür yardımcılarına sınav getirdiler. Sınavı destekliyoruz, onu söyleyeyim. Sınav getirdiler, sınav yazılı sınavı. Sınavı, yazılı sınavı destekliyoruz ama mülakatı asla desteklemiyoruz. Size biraz daldan dal olacak ama bir örnek vereyim ben size. Size bir soru sorabilir miyim? Mesela şöyle bir soru sorayım. Mavi gören kuş hangisidir? Mülakatta bu mu soruluyormuş? Mülakatta sorulmuş okul, mu bu soru? Evet, okul müdürlerine sorulan bir soru. Mavi gören kuş hangisidir? Peki siz keman yayının adını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Müdür olamazsınız. peki ilk erkek hemşiremizi tanıyor musunuz? İlk erkek hemşiremizi tanıyor musunuz? Adını soyadını biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Bunun gibi sorular sorularak aslında yani, mülakatta. Evet, mülakatta bu tür sorularla insanın bu akademik sorular değil. Bir bilgi ölçmeye dayalı sorular değil. Bunlar sadece soru. Yaptığı yani, işle ilgili sorular sorulması gerekirken demek istiyorsunuz sanırım. Yani şöyle, bunlar genel kültür adında adeta sorular. Bir bilgi yarışmasındaymış gibi. Yani bu kim 500 milyar yarışmasını biliyorsunuz. Evet. Orada dahi sorulmayacak sorular okul müdürlerine yöneltiliyor. Bunun gibi o kadar çok absürt soru var ki ben İl Milli Eğitim Müdürümüzle görüştüm. Dedim ki Sayın Müdürüm, bu sorular bu okul müdürlerine sorularak onların zekasıyla alay etmektir. Bu doğru bir şey değil ve insan haklarına aykırı bir şey. Sonra bu mülakatı yapan kişiler yeni atanmış şube müdürleri. Bu paralel yapıyla beraber bu sendika paralel yapı dediğimiz bu sendika ile beraber atanan kişiler ve tamamı bir sendikaya mensup kişiler. Bunlar bu soruları soruyorlar ve insanın birden sorunca ne yapacaksınız? Maneviyatınız bozuluyor. Soruyu da bilemediniz. Sizden müdür olmaz. Dolayısıyla dedim ki bunlar insan kaynakları uzmanı mı değil. Bunu insan kaynakları uzmanları yapsın bu sınavı. Bu aykuşmuş bu arada. Onun da bilgisini verelim. Mavi gören kuş hangisi diye sorulursa bundan sonra ben de merak ettim. Şimdi ama işte Google amca mı diyorlar? Bu arada dikkatim de dağıldı tabii o soru üzerine. Evet, evet. Peki, şimdi performans sistemine tekrar hemen, dönelim. Hemen, performans nasıl ölçülecek? Ben bazen adil böyle şey yapıyorum, siz beni uyarın. Hani konuyu açıyoruz birazcık ve tabii ki bunlar bağlantılı konular ve özellikle şu anda memur yasası değişecek diye endişe etmenize neden olan başlıklar bunlar. Bu geçmiş düzenlemeler performansa dayalı şeyler birkaç yerde kullanıldı. Mesela PTT çalışanlarında ama bu inanılmaz olumsuzluklara yol açtı. Şimdi diyorsun ki posta dağıtıcılarına şu kadar evrak var. Bu evrakları bunlar yürüyerek dolaşarak dağıtıyorlar bu evrakları ki bu evrakların çoğu kişilerin İşte mahkeme ile ilgili, hacizle ilgili veya bu tür evraklar, bunlar önemli evraklar. Yani kişinin hak kaybına uğrayabileceği evraklar. Maksimum hesap ettiğiniz zaman, o hesap yapılmış rakamları yanımda yok ama diyelim ki günde siz 122 yere dağıtabilirsiniz. Dolayısıyla maksimum bu. Evet. Diyor ki siz işte bu rakamın üzerine çıkarsanız size performans ödenecek. Şimdi o rakama çıkmadığı zaman performansı düşük diyorsun. Peki çalışan ne yapacak? Hararetli o rakamı yakalamaya çalışıyor. Gelip sizi bulamadığı mesela zaman... Mesela doktorlarda söz konusu oldu geçmiş dönemde ve gereksiz ameliyatların yapıldığı gibi tartışmaları neden oldu. O tabii başka bir tabii yeterince konu ama... sizin işte boğazınıza bakmayacak, işte göğsünüzü dinlemeyecek, sırtını dinlemeyecek vesaire. Bunlar... insan sağlığıyla da ilgili diğer hadisede anlattığım gibi pek çok meslek açısından sıkıntı ne olur tabii gidiyor muhtara bırakıyor evrağını gidip muhtara bırakacak. Evet. O zamanda ulaşmadığı zaman tebliğ edilmediği zaman bir hak kaybı ortaya çıkacak. Dolayısıyla bir de şu var bakın hakikaten insanların çalışan takdir edilse çalışanlar takdir edilse diyeceksin ki başımın üstünde ama o da söz konusu değil. Yani orada şu var yandaysanız performansınız yüksektir. Evet zaten hani yandaşsanız performansınız nasıl yüksektir. Ölçülecek diye düşündüğümde yani herhalde akla ilk gelen sözlü, maalesef şey bu bakın, oluyor. Bakın sözlü sınav dediği zaman, mülakat dediğiniz zaman sadece o değil. Ben başka örnek vereyim size. Notlarımızda da var çok ilginç. Mavi gören kuş gibi bir başka soru mu gelecek? Var. Evet. Çok var. Bana sormayın. Mesela
Yine PTT'de sözlü sınav yapılmış. Evet. Görevde yükselme sınavı performans, yapılmış. Performans bu ne için yapılan bir sınav bu? Sözlü bu sınav. Bu da görevde yükselme. Yani ha, görevde, yükselmek için yapılan sınav. Bu sınavda girmeyen kişinin sınav sonucu açıklanmış. Sınava girmeyen kişine sınav sonucu. Hı hı. Onu tesadüfen incelemezseniz diyeceksin ki abi, bu sınava girmemiş, nasıl sonucu açıklanıyor? Şimdi bu sonuçlar 3 kez defa değiştirmiş. Yani itiraz edilmiş. Evet, böyle bir sözlü sınav yaptınız, mülakat yaptınız, itiraz ediyorlar. 3 defa sonuç değişiyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki bu objektif yapılmıyor. Yani bir yerlerde listeler dolaşıyor. Hı hı. Ben size hakkında bir bilgi vereyim size, ilginç bir örnek vereyim size. Hı hı. Şimdi 2014 yılında okul müdürlerinin görevden alınıp onlara tekrar işte 4 yılını dolduranlar tekrar mülakat sınavına alınacak diye yapıldı. Ve aynı şeyler orada da yapıldı burada. Ne oldu biliyor musunuz? O dediğimiz paralel yapı, o sendikaya bağlı şeyler. Siz sendika için paralel yapı ifadesini kullanıyorsunuz onu çok kullanıyoruz, o evet. Okul müdürlerine yönelik evet. Evet, o sendikaya bahsediyorum. Yani memur seni paralel bağlı. Yapı evet. Mensubu oldukları gerekçesiyle siz nasıl gözlemlediniz? Nasıl işledi o süreç? Onun da değerlendirmesini yapın onu hemen söyleyeyim size. Bunlar ne yapmışlar? İlçe temsilcileri oturmuşlar. O mülakat sınavına girecek kişileri tek tek yazmışlar, listelemişler ve karşısına bu sakıncalı olmamalı, bu şu puan almalı, bu 40 almalı, bu 30 almalı, bu 100 almalı diye böyle kendi yazmışlar. Ve bunu da mail yoluyla bütün ilçelerden toplayıp komisyona aktarmışlar. Bunun belgelerini biz yakaladık ve savcılığa gittik. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık ne yaptı biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Savcılık ön inceleme istedi. Şimdi ön inceleme devlet memurluğunda güvencesi olduğu için idarenin izin vermesi lazım. Fakat görev suçuysa idareden izin alınır. Ama görev suçu değilse savcı hemen dava açması lazımdı. Hemen soruşturma açması lazımdı. Dolayısıyla bir müfettiş görevlendirdiler. Bu müfettiş bana geldi dedi ki evet bunlar bunu yapmış. Ama raporu öyle değil. Raporunda diyor ki soruşturma açılmamalı. Şimdi biz bunun üzerine bunu aldık, idari mahkemeye götürdük. İdari mahkeme ne karar verdi biliyor musunuz? Bu iddia çok ciddidir ve bu insanlar yargılanmalıdır. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? O verdiğimiz liste aynıyla çıktı. Yani 40 almalı dediği 40 aldı, 100 almalı dediği 100 aldı ve bunu ispat ettik biz. Peki. Aradan bir yıl geçti. Şu anda idari mahkemede evet, mi bu? İdari mahkeme savcılığa dedi ki bunu soruşturacaksınız dedi. Hı hı. Soruşturmalı. Durum orada henüz bir netice yok. Efendim? Soruşturuluyor mu şu anda? Şu anda işte savcı herhalde soruşturma yapıyor inşallah. Ama şu önemlidir. Bunların kayıtlara geçmesi son derece önemli. Şimdi performansa dayalı. Kim ölçecek? Bakın okul müdürlerinden birini örnek vereyim ben size. Avrupa'nın şeyleri okul müdürleri veya eğitimle ilgilenen departmanlarından gelmişler. Bizim meslek liselerimizi dolaşmışlar. Bir adını da vereyim. Bayrampaşa'da İnönü Endüstri Meslek Lisesi'nin müdürünü ziyaret ediyorlar. Çalışmalarına bakıyorlar. Demişler ki biz Avrupa'da düşündüğümüz her şeyin burada uygulandığını gördük. Yani bizim düşündüklerimizi siz hayata geçirmişsiniz. Meslek liselerinde. Evet, yani o okul müdürünün çalışmasından bahsediyorum. Hı hı. Çok tecrübeli bir okul müdürü. Ondan peki. Sonra ve bir özel üniversite bu okul müdürünü tez konusu yapmış. Hı hı. Akademik bir çalışmada tez konusu yapmışlar ve onun çalışmalarını akademik hayata aktarmışlar takdir ederek. Bakanlık müfettişleri gelmişler, rapor hazırlamışlar. Üst düzey raporlar vermişler olumlu çalışmalarından dolayı. Bizim de üyemiz, Türkiye Eğitim Sene üye bir okul müdürü. Ve şu anki ve görevden alındı. Başarısız bulunarak görevden alındı. Şu anki iktidar döneminde mi? Evet, geçen sene. Bakanlıktan övgü ve takdir aldı. Evet. Bakanlık müfettişleri gelmişler, denetlemişler. Her şey olumlu, her şey güzel ve şey yapmışlar. Başarı belgesi vermişler, üstün puan vermişler. Fakat o yapı bu okul müdürünü görevden aldı ve alınanımız istifasını verdi ve bir emekliliğini verdi ve bir üniversite hemen onu aldı ve istihdam etti. Hayırlısı olmuş hakkında evet, aslında. Evet. Yani bu gerçekten performansa bakılıyor mu? Performansa bakılmıyor. Gerçekleşmiyor olabilir. Şimdi ben size ilginç bir de, yani paralel yapı dedikleri yapı
içerisinde yer aldıkları gerekçesiyle. Şimdi kamuoyunda bu çok kullanılıyor, paralel yapı çok kullanılıyor. Bu adımın biz diyoruz atıldığı, ki evet bir paralel yapı varsa bu paralel sendikadır ve bu sendikadır. Bu sendikadır. Peki. Evet. Çok az da vaktimiz kaldı. Hızlı hızlı geçmemiz gerekiyor. Performans konusunu siz... Ben özür dilerim bir şey söyleyebilir miyim? Örneklendirdiniz. Özellikle benden istediler. Onları da söyleyeyim, hemen geçeyim. Yine sağlık çalışanları, hı-hı, özellikle döner sermayenin emekliliklerine yansımasını arzu ediyorlar. Evet. Aynı bir doktor arkadaşımdan, evet, duyduğum bir, evet, istek, talep bu. Çok bu çok büyük bir istek değil. Yani maaş çok düşük, döner, evet, sermayeyle çok, evet, yüksek bir hale geliyor ama sonra emeklilikte çok büyük bir gelir kaybıyla şöyle, sonuçlandığı için çalışanların doktorlar açısından emekli oldukları zaman memurlarımız, öğretmenlerimiz, sağlık çalışanlarımız maaşları %40-45 oranında düşüyor. Hı hı. Dolayısıyla evet 3600 gösterge polislere söyleniyor. Polislere mutlaka verilmesi lazım. Hakikaten onlar var ki bizim can güvenliğimiz, mal güvenliğimiz güvence altında diyoruz. Öğretmenlerimize verilmesi lazım. İşte sağlık çalışanlarımıza 3600 gösterge verilmesi lazım. Israrla ediyoruz. Ve maaşları çok hakikaten düşüyor. Yine döner sermaye, sağlık çalışanlarının döner sermayesi emekliliklerine yansırsa birçok arkadaşımız emekli olur. Ve onların yerine yeni istihdam alanı açılmış olur. Ve yine öğretmenlerde biz bunu söylüyoruz. Öğretmenlerin ek ders ücretleri var. Bunun vergisini kesiyorsunuz. Vergisini kesiyorsunuz. Bunu da matrağa sayın. Bunu da emekliliğe sayın. O bile önemli. Yani 3600 olmasa bile bu bile bir nebze olsun. Emekliliğe düşünen arkadaşlarımız emekli olabilirler. Onu söyleyeyim. Bir de yine 4C'li kardeşlerimizin kadroya alınması büyük bir... Çok hakikaten onlara üzülmemek mümkün değil. 4C bunu kavramı bitecek. Evet. Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre, evet, 4C'liler 4B'li olacak. Son, hep söyleniyor. Ama son haber bu, evet, ama, evet, böyle mi olacak? İnşallah kadroya, biz kadroya alınmasını söylüyoruz. Yine Milli Eğitim'de çalışan, bakın ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Şoförlerin durumu var, hizmetlerin durumu var. Bunlar çok mağdur. Bunların çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerin yapılması lazım. Şimdi Milli Eğitim'de hizmetli kadrosu yeterli olmadığı için şoför olarak çalıştırıyorlar. Şimdi bu şoförlerimizin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bir sendikaya bağlı şoför bakan onayıyla görevde yükseltiliyor. Şoförlük kadrosu ona veriliyor ama diğerleri Türkiye Eğitim Senli olduğu için bu bir sınava bağlı olan bir hadise. Sınava olmadan, sınav yapmadan bir sendikaya bağlı olanları siz o kadroyu veriyorsunuz ama diğer sendikadan olanlara vermiyorsunuz. Ya bu hangi adalete sığar? Bu hangi adalete sığar? Bunu, evet, kabul etmek mümkün değil. Yine bir şey soracaktın. Sorun olursa ben böyle... Evet, şöyle bir, evet, husustan bahsediliyor. Yine memur yasasında yapılması öngörülen değişiklikleri konuşuyoruz. Son gelen haberler çerçevesinde. Evet. Terör örgütlerine destek veren memurlar kolaylıkla disiplin cezasıyla işten atılacak. Az önce iş güvencesi noktasında hassasız demiştiniz. Terör örgütüne destek vermek. Bu değerli hanımefendiciğim. Bu da tabii bu yargının 657'nin 125. Ama, maddesini, evet, açtığınız zaman zaten bu yasada var. Hı-hı. Bu yasada mümkün mü terör örgütüne destek veren bir kişi memurluğa devam edebilir mi? Yasayı işlet. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani yasalarımız o bakımdan 125. madde disiplin suçlarıyla ilgili maddeyi işlediğiniz zaman, baktığınız zaman zaten bunlar disiplin orada var. Disiplin cezaları yeniden tanımlanacakmış mesela. 1702 vardı, kaldırıldı. Hı-hı. 657'nin şey uygulanıyor. Sıkıntı şu, bunu uyguladığınız zaman bir sıkıntı yok ki. Suç işleyen herkesin 657'de cezasının karşılığı var. Burada bir sıkıntı yok. Yani bunun üzerinden iş güvencesine yönelik bir şey varsa o sıkıntı odur. Yoksa terör örgütü üyesi olmuş, teröre bulaşmış, suça bulaşmış bir kişinin devlet memuru olarak 657'ye bağlı kalması mümkün değil zaten. Yani bu bir aldatmaca, bu böyle bir şey söz konusu değil. Karşılığı hemen var. Yeter ki bunu uygula. Şimdi ne vardır? Bunu işlediği zaman bu suçu müfettişler soruşturmasını yaparlar, teklifi sunarlar, o teklif de alınır, üst disiplin kuruluna zaten gider. Zaten olan üst disiplin kurulu da bakanlıkta. Niye gündeme geliyor, evet, o zaman? Bunlar doğru şeyler değil, bunlar aldatmacadan başka bir şey değil. Halkın şimdi şöyle anlaşılıyor, bakın kamuoyu ne diyecek biliyor musunuz? 657'de suç işleyeni koruyor, teröre bulaşmış, teröre bulaşmış bir kişiyi. Bu kamuoyunu yanıltmaktır. Teröre bulaşmış bir kişi kalabilir mi? Soruşturmayı yaparsın, görevden alırsın, bitti.
Peki son bir konuda öğretmenin, polisin, uzman erbaşların, astsubayların, genel müdür yardımcılarının, üniversite genel sekreterlerinin ve şube müdürlerinin ek göstergelerinde iyileştirme yapılacağı da belirtiliyor. Bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu 2016 eylem planını açıkladı. Orada polislerle ilgili ek göstergelerini 3 bin liraya çıkarıyoruz müjdesini verdi. Astsubay emeklerinin sorunlarını çözecekleri müjdesini verdi. Hani bu başka evet. altında değerlendirebileceğiniz. Şimdi ben polisler için şunu söyleyeyim. Polisler için 3000 de yetmez, 3600 olsun polisler için. İmkanımız olsun, var. Bakın, ama hangi o can olsun? Güvenliği. Bakın her gün bir şehit haberi geliyor. Her gün bir polisimiz şehit ediliyor. Biz kamu çalışanları olarak o polislerin çalışma hayatını biliyoruz. Bakın ben adını vermeyeyim evet. belki sıkıntı olur diye hemen İstanbul'da bir şeye gittim. Emniyeti ziyaret ettim. Diyor ki orada da norm kadro var. Yani buranın, bu beldenin, bu ilçenin nüfusuna göre bizim burada 102 kişi olmamız lazım. 102 çalışan, memur çalışan olması lazım. Polis memuru çalışan olması lazım. Kaç kişi çalışıyor biliyor musunuz? 40 kişiyle 45 kişiyle çalışıyorsun. Dolayısıyla o insanların çalışma hayatında çok ciddi sıkıntılar var. Bakın siz 100 kişinin yapacağı az önce işi... Özellikle evet. iş güvencesi konusunda da şu anda evet. çok ciddi endişeleri olduğunu emniyet mensuplarını ifade evet. etmişsiniz. Onu da hatırlatalım. Evet, evet aynı şey. Şimdi siz 100 kişinin yapacağı işi 40 kişiye 45 kişiye yaptırıyorsunuz. Bu PTT'de de öyle. PTT'de de bakın... yarı yarıya'dan daha fazla ihtiyacımız var. Personel alınması lazım, alınmıyor. Milli eğitimde böyle. Milli eğitimde siz memur almıyorsunuz, hizmetli almıyorsunuz, güvenlik görevlisi almıyorsunuz. Ama bunları nedir? Okul kendisi istihdam edecek, alacak asgari ücret. 1000 liraya çalıştıracak. 1000 liraya çalıştıracak. Şimdi bakın 80 bin ücret karşılığı derse giren öğretmenimiz var. 80 bin ders ücreti karşılığı. Ben bunu bütün televizyon programlarında söylüyorum. Bunlara kaç lira veriyorsunuz? 850 lira ile 1000 lira arasında para veriyorsunuz. 30 saat derse girebilirse. Haftada bizim maaş karşılığımız 15 saattir. Bizim iki katımız daha çok çalışacak. 30 saat maaş girebilirse derse 1000 lira maaş vereceksiniz o kişilere, 80 bin kişi. Ve şimdi bu hangi adalete sar? Ve bunların sigortasını 15 gün yapacaksınız. Sayın Davutoğlu, Sayın Başbakanımız o seçimden sonraki güleç memur yüzüyle... Memur yasası değişecekse eğer bunlar da içerisinde güleç yüzüyle, olsun diyorsunuz. Güleç yüzüyle ifadelerde bulundu. Diyor ki biz eşit davranacağız, biz ondan eşit davranılmasını bekliyoruz. Biz adil biz Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın... 75 milyonun cumhurbaşkanı, 75 milyonun başbakanı olmasını istiyoruz. Seçildiler, geldiler. Başımızın tacıdır. Biz saygımız sonsuzdur. Başbakanımız, cumhurbaşkanımız saygımız sonsuzdur. Ama biz, bize adaletle ve eşit muamele edilmesini, bunu istemek hakkımız mı efendim? Bunu istemek hakkımızsa biz diyoruz eşit bize davranılsın. Yani birileri bir sendikadan olanlar şöyle olacak, bir sendikadan olanlar böyle olacak. Biz diyoruz ki, biz alın terimizle çalışıyoruz. Bir kusurumuz varsa söylensin. Ve hak edenin hak ettiği verilsin. Dolayısıyla biz bize adil ve adaletle davranılmasını eğer inanıyorsak. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bununla da yavaş yavaş toparlayalım. Son bir şey söyleyeyim ben size. Bazı şey zulme dönüştüğü için söylüyorum. Zannediyorum bakanımız da zaman zaman konudan vakıf değil herhalde veya buradan sesleniyorum, başbakanımıza sesleniyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu çok güleç yüzlü bir başbakanımız. Bizi davet etsin, biz sorunlarımızı, sıkıntılarımızı başbakanımıza iletelim. Yaşanan haksızlıkları iletelim. Şimdi şu var, biz inançlı insanlarız. Yani bizim dini inancımızda insanlar günah işleyebilirler. Yani günah işleyebilir derken bu bir hak olarak söylemiyorum. İnsan işte namazını kılmamıştır, günahı varsa Allah onu affeder. Veya başka bir günahı varsa affeder. Diyor ki siz bunları yapmazsınız dinden çıkmazsınız. Bizim biliyorsun İmam-ı Azam Ebu Hanife böyle söylüyor dinden çıkmazsın ama bu senin günahındır diyor. Kim dinden çıkar biliyor musunuz efendim? Kim zulmediyorsa bu dinden çıkar. İmam-ı Azam'ın içtihadına göre, Maturidiye göre bizim mezhep imamımızdır. Diyor ki zulmeden dinden çıkar. Zulmetmeyin diyoruz. Bunu istemek hakkımız değil mi? Peki. Diyoruz ki zulmetmeyin. Bu şekilde. Ben diyorum ki bitirelim. Buradan başbakanımıza sesleniyorum. Evet. Davet et, biz bu haksızlıkları söyleyelim. Zannediyorum onun da bilgisi yoktur. O da üzülecek. Üzüleceğine inanıyorum. Çok evet. teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı tanıdığınız oldukça için. Oldukça etraflı bir evet. değerlendirme oldu. Hem de geçmişin bir muhasebesini de gündemimizde olan memur yasası çerçevesinde konular noktasında
hatırımıza geldikçe değerlendirme fırsatı bulduk sizinle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İnşallah verdiğiniz için. Belli olduğu zaman eğer böyle bir değişiklik yapılırsa yeniden sizi burada ağırlarız ve o zaman biz olumlu bütün bu taleplerinizin razıyız. En azından bir kısmının yansımış olduğunu değerlendirme fırsatı buluruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tabii söyleyemediğimiz şeyler var. Bakın dolar karşısında %17 maaşımız azalmış. Evet. Bu yıl %17 dolar karşısında maaşımız azalmış. Sormayın onu. Onu da söyleyemedik burada. Hepimizin sorunu zaten. Hepimizin problemi. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Türkiye Kamusal İstanbul Şube Başkanı Sayın Mustafa Kavlu stüdyo konuğumuzdu sayın seyirciler. Değişmesi gündemde olan memur yasasına ilişkin değerlendirmelerini aldık.